martılar yürüyor arkadaşlar. Uçmuyorlar. Öğretmemişler burada uçmayı martılara. Arkadaş şöyle kamerayı. Bin liralık benzin aldık. 5000 liram yok hesapta. Buralardan bira istedik. Çekiyor muyuz? Bir bira da buralarda içebilir miyiz? Şimdi bir bira yerinden çıktık. Çok enteresan bir şey. Burada martılar yürüyor. Burada martılar yürüyor arkadaşlar. Abi uçmuyorlar. Uçmuyorlar. Yani sokak hayvanı martı ve yerde arabayla cahil geçiyoruz. Kalmışlar. Öğretmemişler burada uçmayı martılara. Çekil diyorum, yürüyerek çekiliyor. Ve arabayla geçiyoruz. Yani çok komik. Burada kediler uçuyor. Burada kediler uçuyor. Bir yerde oturduk. Bira içtik iki tane. 99 NOK ödedik. Türk parasıyla ne kadar yapıyor bir bira? 99 değil lan. 99. Senin yüzünden 129 ödedik. Doğru. 40'lık söyle dedim, 60'lık söylemiş. Doğru, evet, benim suçum. 30 kron, 30-30, 60 kron fazla 60 verdik kron. Özlem yüzünden. Bunu dönünce alacağım Türkiye'de. 130, 260, 2 düş, 258, 25, 24, 23. O 23 euro falan işte, çok. Bu arada saat 11, havayı görüyorsunuz. Otoparklar ücretli burada. 59 kron, yani 5 euro ödedik. Ve burada her yer ücretli ve o kadar çok Norveçli insanlarla tanıştık ki barlarda muhabbet ettik ve hep onlara sorduk. Norveçli değildi ki. Hay kadın Amerikalı. Norveçliydi ya. Amerikalı değil mi? Ha, yarı Norveç. Karısı değil onun. Yarı Norveç, yarı Amerikalıymış. Niye onunla karı koca gibi geldi? Evet, ben de anlamadım. İnsanları gerçekten çok sıcakkanlı. Fakat bugün gecenin 11'inde canlı müzik başladı 2.30'a kadar. Bugün Perşembe. Yarın Bergen'de son günümüz. Müzisyene sorduk. Yarın çok eğleneceğiz. 7'den 2.30'a kadar canlı müzik varmış. Çok güzel bir ülke. Gerçekten yaşanabilecek bir ülke. Ama benim en saçma bulduğum şey, her otopark, yani her park ettiğiniz yerden para alıyorlar. Yani şimdi bak, bana soracaktın, ben onu anlatacaktım zaten. Sen söyledin, olmadı. Anlat, detaylı o işte, anlat. Yani asla ücretsiz otopark yok. Evet. Yani bizde de tamam, Türkiye'de de ücretli otoparklar var ama bir ara sokağa gireyim bedavadır dersin bizde yani. Burada o da yok abi. Ara sokaklar da paralı. Yalnız en güzel şey, yaya geçidinde durum size kırmızı da yansa arabalar yol veriyor. Test yani, ederiz birazdan ya. Burada kral sizsiniz. Birazdan test ederiz. Ama buraya gelecekseniz turistik olarak, biz iki hafta geldik. En aklınızı alacak olay pahalılık. Benzin istasyonları. Bence pahalılık. Benzin istasyonundaki anımızda ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Sözü Serkan'a bırakıyorum. 1000 liralık benzin aldık. 5000 liram yok hesapta. 5000 lirayla neler neler yaparsınız? Öyle söyleyeyim. 3 gece başka bir yerde konaklayabileceğiniz bir para. Norveç'e gelecekseniz çok parayla gelir. Evet. Aa, çok güzel bir yere geldi. Yani ben bir hesap ettim. Hesabın üstüne çıkıyorsunuz ya. Evet. Biz 2 hafta geldik. Hazırlıklı gelin yani. Ama hayalimizdeki... Her yerden bir şey giriyor. Evet. Yani her yerden bir para çıkıyor bir şekilde yani. Lan neye para harcadım diyorsun, haberin yok. Ama harcamışsın yani. Hayalimizdeki turdu. O yüzden değer. Para biriktirmek için çalışmayın. Harcamak için çalışın. Zaten bir ömür biriktireceğiniz, bu yaşta harcayın. Evet. En azından Türkiye'de bir ömür biriktireceğiniz yani. Maksimum 3 saat. Bakın, aynen. Bakın, maksimum şurada 3 saat yazıyor. Yani düşünsenize, siz 5 saat dışarıdasınız. Buraya geleceksiniz. 2 saat sonra arabanızı çekip 50 dakika beklemeniz gerekiyor. Aynı yere koyacaksan ama. Başka yere koyarsan koyabilirsin. Evet, yani aynı yere koyacaksanız 50 dakika beklemeniz gerekiyor. Yiyorsa bekleme. Yani mesela Serkan, doğru mu söylüyorum? Mesela buradan alıp şuraya koyamıyorsunuz. Değil mi? Hayır, tabii bu otoparka koyamazsın. Yani, 50 dakika beklemek zorundasın. Yani başka otoparka gidersen koyabilirsin ama. Bir araba aynı yeri işgal etmesin istiyor insanlar. Evet. Zaten araba, zaten ülkenin nüfusu İzmir kadar. Aylık falan ödüyordur ya mutlaka. Vardır bir şey de biz bilmiyoruz tabii, yabancı olduğumuz için. Yerleşince daha detaylı anlatırız onları. Amin. Size. Yerleşince daha detaylı anlatırız onları. Amin. Bergen için söylüyorum. Sokakta alkol içme günüymüş. Yani hafta sonları her hafta oluyormuş. Yarın bir ona gidelim dedik. Bakalım. Arabasız tabii. Tabii ki arabasız. Gel, bu arada burada çevirme de yok. Efsane. Nereye gidiyorsun? Gel buraya gel. Hadi git, tamam hadi. Norveç'e gelin ya. Norveç güzel.
Hangi ayda gelirseniz gelin soğuk. Bugün gün olarak tam olarak hangi gün onu da söyleyelim. Perşembe bugün. 13 Temmuz. Perşembe nereden biliyorum ezbere böyle fiyort turuna gitti falan. Fiyort turunu yapın. Flama gidin. Mutlaka flama gidin. Fiyort turuna katılın. Allah. Özlem gibi sulara basın. Allah'ım sula. Aa, ayaklarım su buldu. Aa benim oldu. Bu ay su geçiriyormuş. Evet Özlem, saat kaç şu anda? 12'ye geliyor. Havaya bakın. Bu nasıl 12 ya? Aslında kuzeye böyle Alesun Tromso taraflarına giderseniz daha da aydınlık. Daha da aydınlık. Orada güneş de batmıyor. Bakar mısınız arkadaşlar? 2.24 oldu. Çok güzel tekrardan doğmaya başladı. Ben de bir su içmeye kalkmıştım. Kalkmışken de size bu güzel manzarayı göstermek istedim. Bir saate yavaş yavaş artık daha da aydınlanır diye düşünüyorum. Çok güzel. Yeni bir günden hepinize merhabalar. Bugün Bergen'de son günümüz. Şimdi bu tatlı tatlı evlerin arka tarafını gezeceğiz. Bugün hava çok çok daha güzel. Yağmur yok. Güneş de çok yok ama rahat rahat gezeceğimizi düşünüyorum. Çünkü artık herkes böyle dışarılara çıkmış. Bugün son günümüz. Güzel geçeceğini umuyorum. Kata çıktık. Böyle yılbaşı şeyleri var, hala satıyorlar. Şınar'ın güzelliklerine bakar mısınız? Ve Temmuz ayında yani. Ama hepsi indirimde. Şuna bakın, çok güzel. Beni buraya gömebilirler Serkan. Arkadaki her şey çok güzel. Ha, buradan da iniş var. Ha, buradan direkt şeye çıktık. Dışarıya. Akşam buradayız. Akşam canlı müzik varmış orada. Çok güzelsin ya. Seveyim mi seni? Ama ısırmayacağını söz ver. Ne zaman çıkabilir? Çok güzel duruyorsun. Merhaba. Bu ne? Sen tabii buna göz diktin şu an, değil mi? Yani ama ben de açım. Bir de o şekerli sana çok yanlış olur. Sen çok bulursun yemek ya. Evet, çok güzelsin. Daha. Müzik koyarsın mı arkasına? Evet, en son konuştuğumuzda Bergen merkezdeydik. Sonra bir evimize gittik.
Harika bir somon yaptı Serkan. Şimdi 40 dakika yürümeye karar verdik. Çünkü bugün hava çok çok güzel. Değil mi? Yaklaşık 39-40 dakika Serkan merkeze. Burada kaldığımız ev bayağı yukarıda. Ama hava çok güzel olduğu için bugün gerçekten çok güzel. Her olduğumuz şehirde son gün bir şov oluyor değil mi Serkan? Ya. Saat 8'e falan geliyor. Hava hala böyle 4-5 gibi. Şimdi bugün son günümüz, değerlendireceğiz gecemizi. Dünkü gittiğimiz yere gidiyoruz. Orada çok çok eğlenmiş son günümüzü. Bu güzel güneşte saat 8'e geliyor. Gözlük takıyoruz. Beğendin mi? Tekrar soruyorum. Stavanger mi, Bergen mi? Stavanger. Ben de Stavanger'i beğendim. Ki ikinci, Oslo'dan sonraki ikinci büyük şehir olmasına rağmen. Ve renkli evleriyle birlikte aslında Norveç'teki en güzel şehirlerden biri Bergen. Hatta Stavanger'den de önce geliyormuş. Ama biz Stavanger'i çok çok daha çok beğendik. Neden bilmiyorum. Sahilden kalktık, güzel bir yerde oturduk. Şimdi saat 10'a geliyor, evimize döneceğiz çünkü yarın Lillehammer'e doğru yola çıkacağız. Ama burada tek alışamadığım şey havanın hep aydınlık olması. Şu an gördüğünüz gibi güneş hala var. Hazır dedik, güneş de var, hava da çok karanlık değil. Şimdi evimize doğru yürüyoruz. Gece 2.23 ve havaya bakar mısınız arkadaşlar? 2.24 oldu. Çok güzel, tekrardan doğmaya başladı. Ben de bir su içmeye kalkmıştım. Kalkmışken de size bu güzel manzarayı göstermek istedim. Bir saate yavaş yavaş artık daha da aydınlanır diye düşünüyorum. Çok güzel. Yarın son şehrimize doğru yola çıkıyoruz, Lillehammer'e. Hem sevinçliyim hem üzüntülüyüm çünkü tatilimiz bitmek üzere. 2 haftalık dolu dolu bir tatil yaptık gerçekten. Çok çok güzeldi ve her zaman Norveç bizim için çok çok özel olmuştur. Benim hani gidilmesi gerekenler listemin ilk 3 sırasındaydı. Yani bütün güneyini gezdik, o yüzden çok çok mutluyum. Üzünlüyüm çünkü tatil bitti. Bir de hasta oldum çünkü burada gerçekten hava bir sıcak bir soğuk. Saat de zaten 2. Serkan uyuyor çünkü yarın çok çok uzun bir yolculuğumuz var. Yaklaşık 7-8 saat araba yolculuğu yapacağız. Durağımız yarın Lillehammer. O da artık yavaş yavaş Oslo'ya dönüş yolunda olacak. Çünkü Lillehammer'den sonra Oslo'ya gideceğiz. Ve Oslo'da arabayı teslim edeceğiz. Ve Oslo'dan da havalimanında İzmir'e direkt tek uçakla hiçbir aktarma yapmadan İzmir'e döneceğiz. Ama Lillehammer'de 2 günümüz daha var. Aslında tatilimiz daha bitmedi. O yüzden mutluyum. Hava da artık yavaş yavaş aydınlanmaya başlıyor. O zaman Lillehammer'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.